Evet, bugün yoruldum. Çünkü bana yine bir sürü oyun atmışsınız ve bugün başıma ne gelecek gerçekten merak ediyorum. Bakalım bana neler yapmışsınız. Bu arada durun, videoya geçmeden önce şunu söylemem lazım. Eğer bana oyun yapmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü artık bir konu vereceğim, ona göre oyun yapacaksınız. Çünkü bütün oyunlar birbirini taklit etmeye başladı. Yok Samet Karataş'ı kaçır, yok Samet Karataş'tan kaç, yok Samet Karataş'ı trolle. Yeter daha. Neyse, bu videoda bayağı bir oyun oynayacağız. O yüzden arkanıza yaslanın ve bu videonun tadını çıkartın. Gelin başlayalım. Evet, oynayacağımız ilk oyunun adı Bir Evi Soy. Parantez içinde gerçek hayatta yapma. Tamam, gelin başlayalım. Evet, şu anda oyuna girdim ve... Evet, burası bizim evimiz galiba. Durun, oyunun seslerini biraz kısacağım. Kulağımın dibinde kuş ötüyor resmen. Burada bir düğme var ve bu nükleer bomba düğmesi, o yüzden basmayacağım. Senin evin. Evet, burası bizim evimizmiş arkadaşlar. Burada birisi var. Bu kimin evi? Evet, tanımadığım birisinin evi. Burayı soyabiliyor muyuz arkadaşlar? Kilitli. Senin evini soyacağım, sen bekle. Anahtarı bulayım, senin evini soyacağım oğlum. Arkadaşlar şurada bir tane noob var. Gelin konuşalım bakalım bize ne diyecek. Noob, ne yapıyorsun burada? Selamun aleyküm. Limonata ister misin? Belki daha sonra. Peki, görüşürüz. Evet, burada limonata satan bir noob var arkadaşlar. İyi, güzel. Tamam, biz gelin. Aa, burada şifreli bir kapı var. Ne ki buranın şifresi? Evet, buranın şifresini gerçekten bilmiyorum. Buranın şifresini bulmam lazım. Tamam, o zaman gelin isterseniz bir de karşıdaki evlere bakalım. Oralara girebiliyor muyuz? Aha, burası noob'un eviymiş. Burası noob'un evi arkadaşlar. Tamam, noob şu anda limonata sattığına göre... Yanlış eve girdin seni aptal. Evet, oyundan atıldım. Yanlış eve girdik arkadaşlar. Galiba noob'un evini soymamam gerekiyordu. Evet, daha bir dur. Demek ki neymiş? Buradaki noob'un evine girmememiz gerekiyormuş. O zaman şuradaki eve girelim. Ama oranın da anahtarı yok abi. Burası kimin evi? Ha, oyunu yapan çocuğun evi. Oha, içeride altın var lan. İçeride para var. Burası oyunu yapan çocuğun evi ve buraya bir şekilde girmemiz gerekiyor. Ama buranın bir anahtarı var ve bizde anahtar yok. Çatıdan girelim abi. Evin üstüne çıkacağım. Aha evin çatısına girdim şu an. Lan Dominus var. Peki, açıkçası bunu bulabileceğini düşünmemiştim. Arkadaşlar galiba oyunu kazandım. Altın bir Dominus buldum. Evin çatısında altın Dominus varmış. Tamam, gelin oyundaki diğer sonları yapmaya çalışalım. Benim evimde 9 sayısı var arkadaşlar. Galiba etraftaki sayıları toplayarak şifreli bir kapıyı açabiliriz arkadaşlar. Acaba şifre direkt 9 mu? Kendi evimin numarasını yazsam olur mu? Yok. Evet, burada gizemli bir şifre var ve bunu çözmemiz lazım. Evet, buradaki evde ise 1 yazıyor. Elimizde 2 sayı var. Biri 9, diğeri de 1. 91. Oha! Lan! Arkadaşlar bu evi soymayalım. Bu evin içinde köpek var lan. Aa! Evet evet evet, bu evde köpek var, sakın bu evi soymayalım. Bu evi soyarsak en büyük aptallığı etmiş oluruz arkadaşlar. Bu eve girmememiz lazım, içeride köpek var, bizi yer valla. Evet tamam, galiba şifreyi çözdük arkadaşlar. Girmememiz gereken noob'un evinde 7 yazıyor. Elimizde bir sayı daha var, 7. Ve şuradaki evde de yanlış görmediysem 0 var. Evet, görmüş olduğunuz gibi şurada daha 0 var. Şifre 9170 olabilir mi? Gelin deneyelim. Tamam, deniyorum. Umarım olur arkadaşlar. 9170. Gir. Olmadı. O zaman biz de hile yaparız. Tamam, buradaki şifreyi yazmadan gizlice kapıyı arkadan açacağım. Çünkü oyunu bozmayı biliyorum. Tak. Evet, kapıyı açtım. Tamam, evet, burada bir hile yapmış olabilirim ama başka çarem yoktu çünkü şifreyi çözemedim, tamam mı? Bu elimdeki anahtar buradaki evi açıyormuş arkadaşlar ama burada da köpek var, dikkatli olmamız lazım. Evet. Merhaba köpekçik. Bir anahtar buldum ama anahtar sizin evinizin kapısını açıyormuş. Merhaba köpek bey, sizinle konuşabilir miyiz? Nasılsınız? Lan köpeğe tıkladım ve oyun beni oyundan attı. Diyor ki köpeği çaldın ve evine gittin. Eve gittiğinde birisi vardı. Tahmin et bakalım sence o kimdi? Galiba köpeğin sahibi bizi yakaladı. Ya da Samet Karataş. Sıradaki oyunumuzun adı Samet Karataş'ın Zihni. Oha, birileri beynime girmeye çalışıyor. Birileri kafamın içine girmeye çalışıyor. Oyunun açıklamasına da abi Robux yazmış. Hiç şaşırmadım. Evet, devam ediyoruz. Şu anda oyunumuza girdik ve aha, burada osuruk adam 1-2-3-4-5-1-2-3 var. Gelin onunla konuşalım. Evet, merhaba, adın her neyse. Merhaba, selam. Bu oyunu Samet Karataş için yaptım ve burası da onun zihni. Onun zihnine nasıl girebilirim?
Söylemeyeceğim. Onu da sen bul. Evet, önümüzde şifreli bir kapı var. Direkt şu sayıyı deneyeceğim. Evet, doğru bildim. Gelin devam edelim. Evet, şimdi Samet Karataş'ın zihnindeyiz. Onun bilgilerini doğru bilirsen sona gelecek, beyne geçeceksin. Ne dedin hiçbir şey anlamadım ama tamam. Şimdi önümüzde uzun bir yol var. Bence bu yolda troll var. O yüzden Roblox'un yapay zekasını kullanacağım. Evet, gerçekten de troll varmış. Solda görünmez yol varmış. Güzel. Trolden kurtuldum, şanslıyım. Bakalım bize ne diyecek. Bu trolü ikinci kez yemiş olamazsın. Yemedim zaten. Hadi bakayım, beni trolleyemezsin dostum. Neyse, bakalım bana ne diyecek. Aşağı düşersen ölürsün. Sen de ölürsün. Görüşürüz. Ne kadar kötüyüm. Gelin devam edelim, bakalım ne diyecek. Evet, yalan söyledim. Burası Samet Karataş'ın beyni mi? Hayır, arkamdaki modelden gördüğün gibi kafası küçük olduğu için sığamadık. Peki şu an neredeyiz? Senin sorunun ne? Beyin girişindeyiz. Büyük olduğumuz için giremedik. Evet arkadaşlar, kafam çok küçükmüş galiba. O yüzden kafamın içine girememişiz. Aynen, beynime girememişiz. Karakterimin kafası çok küçükmüş. Neyse, gelin Samet Karataş'la da konuşalım. Devamı ikinci bölümde. Acaba ikinci bölümde beynime girebilecek miyiz arkadaşlar? Karakterimin kafası küçük olduğu için beynime girmemiz şu anda imkansız ama belki bir sonraki bölümde gireriz. Evet, şimdi oynayacağımız oyunun birden fazla sonu var arkadaşlar. Hani gece 3'te tuvalete git gibi bir oyun. Ama bunu Türk yapmış. Bu sefer oynayacağımız oyun Türk yapımı. Köpeğinizi sabah 3'te bulun diye bir birden fazla sonu olan oyun yapmış. Ve ben de deneyeceğim sizler için bunu. Bir sıkıntımız var. Oyunun adı Köpeğinizi sabah 3'te bulun. Ama oyunun resmi gece 3 değil. Sabah 3 değil. Gece 3. Bir yazım hatası olmuş galiba. Neyse tamam, gelin girelim. Bakalım oyunun bütün sonlarını bulabilecek miyiz? Evet, şu anda oyunumuza başlıyoruz. Play diyerek gelin isterseniz oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Galiba köpeğimiz kaybolacak ve amacımız köpeğimizi bulmak. Işıkları açabilir miyiz? Işıkları aç, çok karanlık. Neyse. Evet. Önümde bir bilgisayar var. Köpeğimi bulmam gerekiyor. Ama bilgisayara oturabiliyorum. Tamam, gelin bilgisayar oynayalım. Köpeği boş ver. Aa, oyun bitti. Bilgisayar. Aa, ne oldu lan? Ah! Ne oldu lan? Bilgisayardan suratıma bir şey fırladı. Neyse, tamam, bu yanlış bir sondu. Köpeğimiz kayıpken bilgisayara oturmamalıyız. Köpeğimizi bulmalıyız arkadaşlar. Evet, aynı hatayı bir daha yapmayacağım ve bu sefer köpeğimi bulacağım arkadaşlar. Gelin evimizin içini biraz gezelim. Oğlum burada nasıl resimler var, hiçbir şey göremiyorum. Oyun çok karanlık. Keşke evdeki ışıkları açabilsem. Ne oluyor lan burada? Aa, bu annemiz galiba. Evet, annemiz uyuyakalmış. Biraz değişik uyuyor ama neyse. Onu uyandırmamamız bizim için iyi olacak. Eğer annemizi uyandırırsak başımıza iyi şeyler gelmez abi. Evet, burası da banyo galiba. Babam neden banyoda uyuyor? Babacım. Babacım neden burada uyuyorsun? Neyse. Arkadaşlar, köpeğimizi bulmadan önce bence tuvaleti kullanmalıyız. Evet. Ne oldu lan? Osuruk sesi geldi. Arkadaşlar, galiba öyle bir osurdum ki evdeki herkes uyandı. Anneciğim, kusura bakmayın. Açıklayabilirim. Evet arkadaşlar, yine yanlış bir son yaptık. Bence direkt evden çıkıp köpeğimizi bulmaya çalışalım. Aynen öyle. Evde fazla oyalanmamamız gerekiyor. Demek ki artık evden çıkmanın vakti geldi. Evet, evden çıktım şu anda arkadaşlar. Oğlum ne güzel yapmışlar oyunu, çok hoşuma gitti. Neyse, tamam. Bizim şu anda köpeğimizi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kim? Dilenci galiba. Arkadaşlar, dilenciyle konuşmayacağım çünkü şu anda amacım köpeğimi bulmak. O yüzden sokakta gece karanlığında köpeğimi bulmaya çalışacağım. Umarım köpeğimi bulabilirim. Bu ev neresi lan? Ben bu eve gireceğim. Bir anda canım buradaki eve girmek istedi. Aha. Lan! Lan! Tamam, 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 tamam. Hey, 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 sakin ol. Sakin ol, tamam. Hey, sadece buraya girmek istedim, tamam mı? Kötü birisi değilim. Lütfen beni vurma. Hey, beni vurma. Evet, gecenin 3'ünde komşunuzun evine girerseniz böyle olur arkadaşlar, yapmayın. Evet, tekrar dışarıya çıktım. Gelin lan dilenciyle konuşalım, bakalım ne olacak. Merhaba dilenci, selam, naber? Konuşabiliyor muyuz? Lütfen bana biraz para ver. Yemek satın almak için ihtiyacım var. Verebiliyor muyum?
Verebiliyor muyum? Oyun bana seçim verecek mi acaba? Bu adama para... Tekmele. Tekmeleme tuşu çıktı. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Dilencilere böyle davranmamanız gerekiyor. Onlar zordur. Hadi lan oradan vur bas tekmeyi. Sen beni mi tekmeledin? Seni polise şikayet edeceğim. Aha polis mi gelecek? Polis mi gelecek? Hadi. Gelecek mi polis? Gelecek mi polis? Aa polis geldi. Evet arkadaşlar. Yapmayın. Çok yanlış bir şey. Dilencilere böyle davranmayın. Ben sizlere ders olması için bunu yaptım. Evet siz yapmayın. Tamam gelin değişik bir şey yapalım ve evin önündeki banka oturalım. Ne olabilir ki en fazla? Aha oturdum. Aha! Ne oldu lan? Evet galiba köpeğimi tamamen kaybettim ve onu bir daha asla göremeyeceğim. Evet şu anda karakterimiz üzgün. Aha! Aha köpeğim geldi! Köpeğim geldi! Köpeğim geldi! Abi köpeğimi buldum galiba. Ana! Evet arkadaşlar biz köpeğimizi bulmadık. Köpeğimiz bizi buldu. Çok iyi lan. Evet arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Sadece evimin önündeki banka oturdum ve ben köpeğimi bulmadım. Köpeğim beni buldu ve gerçekten güzel bir sondu. Bu oyunun daha bir sürü sonu var ve sizler isterseniz devamını oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu yapan kişi Türk olduğu için kendisine teşekkür olarak şöyle bir 80 Robux vereceğim. Hak etti. Ben böyle oyunları çok severim. Beni bilen bilir. Ve böyle bir oyun yaptığı için kendisine teşekkür ederim. 80 Robux gönderdim. Güle güle harca. Oyununa bayıldım. Ve bu oyunu yapan kişiden daha fazla oyun bekliyorum. Bunun gibi. Ve farklı kategoride. Güzel olmuş. Eline sağlık. Evet sonunda hepinizin beklediği bölümün dördüncüsü çıktı. Samet Karataş'ı kaçır 4. Evet en son 3'ü oynamıştık ve dördüncüsü çıkmış. Gelin girelim. Samet Karataş'ı kaçır 4 başlıyor. Hadi bakalım. Evet şu anda oyunumuza başladık ve yine geldi. Ne haber lan? Ne haber lan? Tamam gelin onunla konuşalım bakalım bize ne diyecek. Selam. Hani oyunun devamı sonra gelecekti? Sen istersin de ben oyun yapmaz mıyım? Tamam şimdiki görevim ne? Görevim bana 300 Robux satmak. Lan nasıl atacağım? Niye o kadar çok istiyorsun? Şaka şaka görevin Samet Karataş'ı yakalamak. Tamamdır görevimiz Samet Karataş'ı yakalamakmış. Gelin başlayalım. Aa parkur parkur çok kolay ben buraya geçerim ki hemen. Evet devam ediyoruz bakalım bize neler söyleyecek. Hadi devam. Tamam hadi görüşürüz. Evet devam ediyoruz bakalım bu sefer bize neler söyleyecek. Nasıl güzel miydi? Ne parkur mu? Hayır güzel değildi. Ay ay arkadaşlar bu çok basit bir oyun olmuş galiba. Neyse ne oldu lan? Nereye geldim? Burası neresi? Arkadaşlar ben nereye geldim? Neyse gelin konuşalım bakalım bize neler söyleyecek. İşte cehennem. Lan cehenneme mi geldim? Arkadaşlar galiba cehenneme geldik. Ben burayı biraz daha kırmızı bekliyordum. Lan nasıl yani cehenneme mi geldim? Gülüyor arkadaşlar. Burası çok da cehenneme benzemiyor ama. Tamam neyse gelin oynayalım arkadaşlar. Burada bir parkur var ve tabii ki de hemen parkuru hileyle geçiyorum arkadaşlar. Karşıma noob çıktı. Gelin noobla konuşalım bakalım bize neler söyleyecek. Selam. Selam noob. Ne haber? Buraya neden geldiğini merak ediyor olmalısın. Evet noob söyler misin? Burada neden buradayım? Tabii ki ama sakın endişelenme. Tamam dinliyorum. Oyunda sen... Evet ben... Şey söylersem seri biter. O yüzden sonra. Ya niye söylemiyorsun? Delireceğim niye söylemiyorsun? Evet yapımcının kehanetleri gerçek oluyor. Canını seven kaçsın. Lan ne kehaneti? Benden uzak dur. Lan niye? Arkadaşlar insanlar benden korkmaya başladı. İnsanlar Samet Karataş'la korkmaya başladı. Neden? Ne oldu lan ben ne yaptım size? Evet arkadaşlar bakalım bize neler söyleyecek. Selam. Ya yeter ne oldu? Hey, hey yapımcı. Noob ne kehanetinden söz ediyor? Şey söyle yoksa seni öldürürüm. Kısık sesle eyvah kehanet gerçek çıktı. Neyse yakında öğreneceğim. Evet bir gün öğreneceksin. Arkadaşlar benden bir şey saklıyorlar. Bu oyunu yapan çocuk benden bir şey saklıyor. Ne olduğunu öğrenmemiz gerek. Evet yine karşıma çıktı. Gelin onunla konuşalım. Oyunun açıklama kısmındaki gruba katıl lütfen. Hayır. Evet galiba oyun bitti arkadaşlar. Başka bir şey göremiyorum. Neyse bakalım çocuk bana neler söyleyecek. Samet Karataş kayboldu. Artık sonraki bölümde. Ya arkadaşlar çocuğun benden ne sakladığını bir türlü öğrenemedim. Acaba benden ne saklıyor? Bu çocuk benden bir şey saklıyor ama ne olduğunu eninde sonunda öğreneceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik bu oyunu kapatıyoruz. Ve bu gizem bir süreliğine beklemek zorunda. Çünkü sıradaki oyuna geçiyoruz.
Hop dur bakalım. Bir sonraki oyuna geçmeden önce eğer videoyu buraya kadar izlediysen ve seni eğlendirdiysem like atmayı ve abone olmayı unutma. Teşekkürler. Like'larınız ve aboneleriniz benim için önemli dostlar. Yakında 1 milyon abonelik bir aile olacağımıza inanıyorum. Ve senin desteğin olmadan bunu yapamayız. O yüzden abone ol tuşuna kafa at. Evet, sıradaki oyuna geçiyoruz. Sıradaki oyunumuzun adı Samet abinin ikizini kurtar. Benim ikizim mi var? Benim ikizim var. Aa, bu bir hikaye oyunuymuş galiba. Tamam, gelin play diyerek başlayalım arkadaşlar. Hikaye oyunu yapmışlar bana. Vay. Tamam, gelin şuradan girelim ve oyunumuza başlayalım. Ana, ne güzel yapmış. Tamam, biraz beklememiz lazım. Oyunun başlaması için biraz bekleyeceğiz. Bakalım hikaye oyunumuz nasıl olmuş arkadaşlar. Evet, şu anda oyunumuz başlıyor ve tamamdır, gelin play diyerek oyunumuza başlayalım. Samet Karataş'ın ikizini bul oyunu başlıyor. Evet, burada oyunu yapan kişi var. Gelin onunla konuşalım. Hey, selam dostum. Oğlum gel buraya. Yeşil şortli. Samet abinin ikizini uyururken... Uyururken mi? Kardeş, sana bir Türkçe öğretmeni lazım. Samet abinin ikizini uyurken askerler kaçırdı. Lütfen bul Samet abiyi. Aha, arkadaşlar Samet Karataş burada uyuyor. Bakalım neler söyleyecek. Lan, ikizim nerede? Abi ben sorry abi. Tamam, evet, oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Samet Karataş bir gün yatağında uyanıyor ve ikiz kardeşini göremiyor. İkiz kardeşini kaçırmışlar ve vay be, burada 1 milyon plaketi var. Bende henüz 1 milyon plaketi yok. Henüz 1 milyon abone olamadık arkadaşlar. Eğer 1 milyon abone olmamı istiyorsan abone olmayı unutma dostum. Gelin Samet Karataş'ın ikizini bulalım arkadaşlar. Oh, nerede lan? Oh, lan burası neresi? Karşıya geçmenin bir yolunu bulmam lazım. Tamam, buldum. Buradan atlayacağız. Oh, oh, oğlum parkuru zor yapmışsın lan. Buraya ince ince çubuklar var burada. İnşallah aşağıya düşmem. Evet, oyunun parkur kısmını bitirdim ve soru cevap başladı. Samet Karataş'ın en sevdiği renk. Ya, tabii ki de yeşil. 1 artı 1, 2. Oğlum matematik... Ah, lan! Lan 1 artı 1, 2 nasıl 5? Trollemeyin beni ya. Abi trollemeyin beni. Neyse. 1 artı 1 nasıl 5 olabiliyor? Troll bir şey mi yazdı buraya? 1 artı 1'e nasıl 5 dedi? Neyse. Osmanlı ne zaman kuruldu? Hadi bakalım. Tarih sorusu. Osmanlı devleti ne zaman kuruldu? Doğru cevabı bilenler şu anda yorumlara yazsın. 1299 mu yoksa 1358 mi? Evet. 3, 2, 1. Eğer yorumunuzu yazdıysanız doğru cevabı söylüyorum. Tabii ki de 1299. Osmanlı'nın dağı deldiği destan hangi destandır? Hmm, Köroğlu destanı olması lazım. Ah! Yanlış biliyormuşum. Evet, Samet Karataş kanalı ne kadar da faydalı bir kanal. Ben de sizin sayenizde yeni bir bilgi öğrendim. Ergenekon destanıymış arkadaşlar. Güzel. Osmanlı'nın kazandığı savaş sayısı kaçtır? Hmm, 98 az ya. Biz 105 net almışızdır. Es. Aynen öyle. Güzel. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923 yani kardeşim. Evet. Güzel. Evet, önümüzde oyunu yapan kişiyle Samet Karataş var. Önce oyunu yapan kişiyle konuşalım. Korkma, bas düğmeye, patlamayacak. Ama patlayacağını biliyorum, bu bir nükleer bomba. Sen yine de bas. Ve sen SK isen arkadaşlık isteğimi kabul et. Arkadaşlık isteğini kabul edersem diğer insanların hakkını yemiş olurum. O yüzden hayır. Ama bu düğmeye belki birazdan basabilirim. Gelin bir de Samet Karataş'la konuşalım. Sonunda birisi beni kurtardı. He, bu Samet Karataş değil, onun ikizi. Tamam, doğru. Bu benim ikizim arkadaşlar. Eyvallah. Samet Karataş'ın ikizi bu çocuğa güvenmemem gerektiğini söyledi ve bu düğmenin nükleer bomba olduğunu söyledi. Ama yine de basacağım. Evet. Boom. Evet, bir sonraki oyuna geçeceğiz ama bu oyun beni biraz şaşırttı. Oyunun adı Samet Karataş'ın yeni evi. Yani birisi galiba benim odamı yapmış arkadaşlar. Bu çok hoşuma gider. Eğer gerçekten böyle bir oyunsa çok hoşuma gider. Düşünsenize, gerçekten benim odamı yapmış. Burada iki tane YouTube plaketi işte. Arkada noob falan, bilmiyorum. Göreceğiz. Bakalım gerçekten benim evimi mi yapmaya çalışmış yoksa saçmalamış mı? Evet, şu anda oyuna girdik ve yeni evimin içine girmeliyim. Aa, bir dakika. Yok, benim odamla alakası yok. Bu bayağı bir hikaye oyunu galiba. Yeni evimin içine girmeliyim. Evet, burası galiba bizim yeni evimiz arkadaşlar. Aa! Oha, ne güzel lan. Robux'umu Game Pass'ten ver abi. Aa, tamam tamam, anladım anladım. Niye her yere yazdın? Tamam. Çocuk benden para istiyor. Neyse, tamam. Burası benim yeni evim. Aha, uyudum. Aa, uyudum. Uyudum şu anda.
Sanırım bir şeyler duydum. Kötü hissediyorum. Allah Allah. Arkadaşlar ikinci gün. Tamam neyse. Dışarı çıkmalıyım. Tamam gelin dışarıya çıkalım. La 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 la. La la. O ses de neydi? Evimin etrafında dolanmalıyım. Arkadaşlar bir ses geldi. Kapı tıklatma sesi geldi. Ne oluyor lan? Ah bu ne? Bunun bedelini ödeyeceksin. Lan! Ne oluyor lan, ben bir şey yapmadım. Neyse arkadaşlar yatağımıza geçelim en iyisi. Bu evin, bence bu ev uğursuz. Başımıza bence kötü şeyler gelecek ama neyse. Gelin yatağımıza yatalım arkadaşlar. Lütfen gece uya... Aa lan. Ekranda küfür yazıyor, bunu gösteremem ama. Evet arkadaşlar aniden uyandık. Aha üçüncü gün. Oğlum ne oluyor? Ne oynuyorum ben şu an? Neyse dışarı çıkacağım. Hadi gelin dışarı çıkalım arkadaşlar. La la la. Bir şeyler tuhaf. Ben buradayım. Ne oldu lan? Oynadığınız için teşekkürler. Oyundan atıldım. Oğlum ben az önce ne oynadım? Ben az önce ne oynadım oğlum? Bu neydi? Evet, birazdan oynayacağımız oyun bence hepinizi şaşırtacak. Çünkü genelde beni kurtarıyoruz ama bu sefer oynayacağımız oyun Samet Karataş'ı kaçır. Güzel. Bu sefer beni kaçırıyoruz arkadaşlar. Artık beni kurtarmıyoruz, kaçırıyoruz. Gelin başlayalım. Evet, şu anda oyunumuza başladık. Bu kim? Samet'i kaçırmanda yardımcı olacak eşek. Tanıştığıma memnun oldum. Gelin onunla konuşalım arkadaşlar. Ne istiyorsun la? Samet Karataş nerede la direk? Ananda. Bunun bedelini ödeyeceksin dostum. Yanlış kişiye çattın. Düş lan aşağıya. Düş lan. Düş lan. Adamı aşağıya attım. Bence hak etti. Hadi geç lan şuradan. Üşendim yazmaya. Sen bir aşağıya düşer misin? Düş lan aşağıya. Çocuğu her gördüğümde aşağıya atacağım bu arada. Neyse. Burada bir parkur var. Gelin parkuru geçelim arkadaşlar. Hop. Aa. Ben nasıl öldüm tam olarak birisi açıklayabilir mi? Evet. Gelin onunla konuşalım arkadaşlar. Yine ben. Ağla dedi ama onunla konuşmayacağım. Çünkü isminde zaten şifre var. 3584 bir sonraki şifremiz. 3584. Bir şey diyeceğim. Benim şifre yazmama niye gerek var ki? Buradan geçemiyor muyum? Aa geçemiyormuşum, tamam. Okey gelin kapımızdan geçelim. Aha! Aa! Lan kendimi buldum. Lan bir dakika. Hangimiz gerçeğiz? Hangimiz gerçeğiz? O mu gerçek yoksa ben mi? Belki de ben sahteyimdir ha? Belki de ben gerçek değilim. Belki de şu anda izlediğiniz Samet Karataş sahte Samet Karataş. Yok hayır, merak etmeyin, ben gerçeğim arkadaşlar. Tamam gelin onunla konuşalım, bakalım bize neler söyleyecek. Merhaba. Gelsene sen, ben seni bir yere götüreceğim. Nereye gidiyoruz la? Gel sen, gel gel. Takip eder. Aha arkadaşlar kendimi bir yere götürüyorum. Bakalım nereye gideceğiz. Gelin şuradaki parkura geçelim. Oyunun sonunu merak ettim. Evet şu anda oyunun sonuna geldim. Ne haber lan, gene çıktı karşıma. Kaçırabildin mi la? Evet Samet Karataş'ı kaçırdım. İyi. Aa doğru lan, ben bu oyunda kendimi kaçıracaktım. Şimdi hatırladım, neyse. Sen bir aşağıya git bakayım. Çocuğu yine aşağıya attım. Aha dur, yine çıktı karşıma. Ne diyorsun? Abi oyun bu kadardı, yakında devamı gelecek. Tamam kardeşim hadi görüşürüz, düş aşağıya. Çocuğu her gördüm de aşağıya attım, neyse. Evet bakalım Samet Karataş ne diyor. Lan kaçırılmışım, haberim yok. Sen de düş lan aşağıya. Sen de düş lan aşağıya. Hop hop hop. Lan ben de düştüm. Bir sonraki oynayacağımız oyunun adı Steve. Steve ne alaka lan? Steve Minecraft karakteri değil mi? Neyse. Tamam gelin girelim. Bu oyun biraz gizemli bir oyuna benziyor. Evet şu anda önümde bir Minecraft evi var ve karşımda da Steve var. Gelin onunla konuşalım, bakalım bize neler söyleyecek. Burası neresi? Hiç benim dünyama benzemiyor. Hey burası Roblox. Ha demek iyi bir yerdeyim. Burayı ele geçireceğim. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Hayır işine bak ve hemen buradan uzaklaş. Arkadaşlar Steve Roblox'u ele geçireceğini söyledi. Dikkat etmemiz lazım. Evet buna güvenmemeliyiz. Her an ölebiliriz arkadaşlar. Aa bir dakika lan. Yerde kan izi var. Arkadaşlar yerde kan izi buldum. Gelin takip edelim. Bakalım nereye gideceğiz. Bütün işaretler buradaki eve çıkıyor arkadaşlar. Buradaki evde ne var lan? Arkadaşlar buradaki eve girmeli miyim gerçekten? Neyse tamam gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hop. Bomba aktiflendi. Şimdi masum Steve ölecek. Masum Steve ölecek mi? Ah! Ne oluyor? Ne oluyor? Lan ev patlıyor. Steve'in evi patlıyor. Arkadaşlar! Steve'in evi patlıyor. No! Hayır! Arkadaşlar yanlış eve girdiğim için galiba Steve'in evi patlıyor. No!
Evet arkadaşlar, galiba oyuna tekrar girmem lazım. Oradaki evin içine girmememiz lazımdı. Yanlışlıkla bombayı aktif ettik. Tamam, bu sefer buradaki evin içine girmeyeceğim arkadaşlar ve direkt olarak şuradaki dev kedinin yanına gideceğim. Burada ne oluyor lan böyle? Neyse, tamam, gelin bu tarafa gidelim. Burada ne oluyor lan? Burada dev bir Maxwell kedi var ve Steve var arkadaşlar. Aha, Steve orada. Gelin konuşalım bakalım bize neler söyleyecek. Hey Steve, naber dostum? Oyun bitti. Hayır bir dakika, arkanda bir şey var. Oyun bitmiş olamaz. Git bakalım ne oluyor. Ne var ki burada? Arkadaşlar kesin kötü bir şey olacak. Kesin kötü bir şey olacak. Gitmemeliyiz buradan. Buradan gitmemeliyiz. Ha, bir şey olmuyor. Ha tamam, bir şey olmuyor. İyi iyi tamam. Ulan ben de kötü bir şey olacak zaten. Lan Minecraft'a geldim. Lan! Minecraft'a geldim. Aa, oyun bitti zannetmiştim. Neyse gelin Steve'le konuşalım. Bak sana arkana git demiştim. Arkadaşlar oyunda iki tane Steve varmış ve bu iyi Steve'miş galiba. Diğer Steve ise noobları öldürüyormuş. Aa, tamam arkadaşlar. Burada köylü var. Selam. He. Hoş geldin. Sen yeni misin? Evet, ben Roblox dünyasından geliyorum. He, tamam. Git. Pis. Oğlum, Minecraft oynayanlar Roblox oynayanlara neden bu kadar düşman? İkisi de çok farklı oyunlar lan. Düşman olmayın birbirinize. İki oyun da çok güzel. Aha, burada bir mağara var. Gelin mağaraya doğru ilerleyelim. Bakalım burada neler var. Hop. Balkon var. Burada bir tane balkon var. Ne oldu? Niye üzgünsün balkon? Sen Roblox dünyalısın. Beni kaçırdılar. Hemen gitmemiz gerek. Ama ben buradan çıkamıyorum. Beni sadece Roblox'un kralı Noob kurtarabilir. Ama Steve abi seni çok sevdiğini söyledi. O yalancı. Onun gücü fazla. Vay yalancı. Seni kurtaracağım balkon. Teşekkürler. Seni bekliyor olacağım. Yanındaki gördüğüm parttan 3. bölüme git. Arkadaşlar 3. bölüme geçiyoruz. Bakalım ne olacak. Oğlum çok güzel yapmış oyunu. Hadi bakalım. Bu oyunun sonunda ne olacak çok merak ediyorum. Bence Minecraft dünyasından kurtulacağız ve Roblox kazanacak. Aha evet, devam ediyoruz. Roblox diyarına geri döndüm galiba. Şurada bir şeyler oluyor. Ama önce buradaki evin içine gireceğim. Ne oluyor burada? Aha. Aa, burada birisi var ve Kral Floppa var. Oha, Kral Floppa. Gelin onlarla konuşalım arkadaşlar. Ne oldu, hayırdır? Niye gelmişsen? Aa, bu noobların kralı. Noobların kralını buldum. Minecraft Steve balkonu kaçırmış. Balkonlar benim kırmızı çizgim. Ne yapacağız kralım? Gideceğiz ve balkonu kurtaracağız. Oradaki portala gir. Arkadaşlar, noob kralla işbirliği yapacağız ve Minecraft dünyasından balkonu kurtaracağız. Hadi bakalım. Woo! Mükemmel oyun. Çok güzel olmuş lan oyun. Tamam, gelip portaldan geçelim arkadaşlar. 1, 2, 3. Ha! Lan geçemiyorum, dur. Ha geçtim galiba, tamam. Aha. Arkadaşlar evet, 4. bölümdeyiz galiba şu anda. Noob kralım, ne yapacağız? Sen git kurtar, ben nöbet yapacağım. Nöbet mi? Lan sen kralsın. Ben niye kurtarıyorum? Sen kral değil misin? Seni kurtarman lazım eşek. Tamam neyse. Gelin arkadaşlar balkonu kurtaralım. Balkon en son mağaranın içinde tutsak kalmıştı. Balkonu mağaradan kurtarmamız lazım. Gelin arkadaşlar mağaraya girelim, hop. Aha balkon burada. Balkon. Balkon, iyi misin balkon? Balkon. Teşekkür ederim. Beni kurtardın. Bitti mi oyun şimdi? Evet, kralla işbirliği yaptık ve balkonu kurtardık. Galiba oyun bitti arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Galiba yok. Güzel olmuş, sevdim. Noob kralla işbirliği yaptık ve balkonu kurtarmayı başardık. Evet, daha bir sürü oyun var. Gerçekten daha bir sürü oyun seçtim ama videomuz yarım saati geçmek üzere. O yüzden bu videoyu buradan noktalamak istiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi sizlere bir görev vereceğim ve bir sonraki videoda o göreve göre oyun yapın ki daha eğlenceli olsun arkadaşlar. Aynen öyle. Kafanıza göre oyun yapmaktansa ben size bir görev vereyim. Siz o göreve göre oyun yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Sizlere olan görevim birden fazla sonu olan bir oyun yapmanız arkadaşlar. Yine bir hikaye oyunu yapın. Tıpkı buradaki parkur oyunları gibi. Ama birden fazla sonu olsun. Yani oyunun 3 sonu, 4 tane sonu falan olsun arkadaşlar. Ve benim yaptığım seçimler oyunu şekillendirsin. Aynen öyle. Oyunun iyi sonu olsun, kötü sonu olsun. Artık bütün fikirleri sizlere bırakıyorum. Sizlerden sadece birden fazla sonu olan hikaye oyunu istiyorum arkadaşlar. Yine yaptığınız oyunları bana mail üzerinden atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım.
Yapacağınız oyunları bekliyorum arkadaşlar. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım bu videoyu izlerken güzel vakit geçirmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak kanalımdaki diğer videoları gidebilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.